Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım işleriniz yolundadır ve Litvanya'ya gelme maceralarınız güzel gidiyordur. Bu videoya tıkladığınıza göre Litvanya ile ilgili hazırlık yapıyorsunuz diye anlıyorum. Şimdi bana bir soru gelmişti. Litvanya'daki telefon operatörleri, internet, ev interneti vesaire bunları neler yapabiliriz? Hangisini önerirsiniz gibisinden. Şimdi başta ben kendi kullandıklarımı söyleyeyim isterseniz. Sonra da diğerlerine bakalım. Ya zaten hepsinin web sitesine girince arkadaşlar tüm detayları görebiliyorsunuz. Mesela işte bizde nasıl Vodafone, Turkcell işte artık neler bir sürü şey varsa burada da farklı farklı operatörler var. Hemen hemen hepsi birbirine aynı. Ben mesela nasıl yapmıştım? Gitmiştim bir tane alışveriş merkezine. Tüm böyle operatörleri gezdim işte. Telia var, Bite var, ondan sonra Egis var. Böyle farklı farklı şeyler var. Hepsine gittim. Dedim ki yani işte en ucuz hangisi falan. Yani o zaman zaten öğrenciydim. İşte öğrenci paketi olan var mı? En ucuzu hangisi? Tabii ki. Yani onlara baktım. Neye ne kadar vermem gerekiyor? Hepsine sormuştum. Mesela benim zamanımda Bite vardı. Bite en uygun imkanı vermişti. Bir de ben yurt dışına da çok seyahat ediyordum o ara. Yurt dışında da kullanabileceğim uygun bir paket önermesini soruyordum hepsine işte. Bite güzeldi, onu seçmiştim ben. Başta söyleyeyim, şu an ben hala Bite kullanıyorum. Onun dışında ev interneti olarak da Init diye bir firma var. Onu kullanıyordum. Memnundum ondan da. Ya zaten bir de internet bulunduğunuz yere göre yani aslında Litvanya Avrupa'da en hızlı internet ağı olan ülke. Ama tabii ki bazı yerlerde fiber altyapı var, bazı yerlerde yok vesaire. İşte o bulunduğunuz konuma göre değişebilir. Farklı şehirdeyseniz belki olmayabilir vesaire. Onun için farklılar da varsa bir araştırırsınız veya biliyorsanız yorumlar kısmında belirtirsiniz. Ama ben Init önerebilirim yani. Hem de uygundu da. Öğrenci indirimi de yapıyorlar bu arada. Öğrenciyseniz de Init'ten öğrenci indirimi alabilirsiniz. Bayağı uyguna geliyor. Şimdi isterseniz bir bilgisayara geçelim. Ben birkaç operatörü göstereyim size. Nasıl okuyabiliriz, nasıl yapabiliriz? Çünkü zaten siz dükkana gittiğinizde bu işte operatörün şapına böyle şeyine gittiğinizde onlar da sistemden internetten bakıyor. Kendi programlarını size söylüyorlar. Yani aynısını siz de yapabilirsiniz. Evet, ekran kaydını bir başlatayım. Şimdi arkadaşlar ne yazacağız? Labas. Mesela Labas'tan başlayalım. Bu zaten Labas bu yani Maximalarda, marketlerde falan dahi satılıyor. Mesela o tarz sim kartlar da düşünebilirsiniz. Yani 2 avro, 3 avro falan oluyor zaten. Hatta kullan at sim kartı diyorlar genelde bunları. Yani bir aylık kullanırsınız. Eğer o operatöre devam etmek istiyorsanız paketini satın alır, devam edersiniz. Zaten orada alışveriş merkezinde işte yani Maxima veya işte farklı böyle süpermarketlerde dahi satılıyor işte. Orada yazacak bir haftalık, bir aylık falan diye ondan bakarsınız. Hangisi uygunsa istiyorsanız kullanırsınız. Operatör değiştirmek isterseniz kartı atıp yenisini alabilirsiniz veya aynı numaranızı farklı operatöre taşıyabilirsiniz. O da oluyor. Mesela ben aslında Egis açmıştım ilk başta. Ondan sonra Bite'ye döndürmüştüm. Neyse. Şimdi Labas'tan başlayalım. Benim bildiğim bir tane Labas var. Hatta Türkçe'ye çevirdim. Bakın ne var burada? Planlar ve internet. Tıklayalım. Bakın ne varmış? İşte 17 avroluk var, 15 avroluk var, 12 avroluk, 10 avroluk böyle gidiyor. Planlar varmış. Şöyle kaydıralım. Aynen. Mesela en ucuzlarına doğru gidelim. Bakın 5 GB'lık aylık internet 300 dakika veriyormuş. Sonsuz SMS veriyormuş. 7 euroymuş. Anlatabildim mi? İşte 5 avro, şey 5 GB, 10 GB böyle internet paketine göre fiyatlar artıyor tabii ki. 8,5 şey 9 avroymuş. Mesela 10 GB'lık 10 11 avroymuş. Ya öğrenciyseniz açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim. Yani Wi-Fi zaten kütüphanede oluyor. Yurdunuzda oluyor. Evinizde vesaire internet varsa mesela aşırı büyük bir paket almaya gerek yok. 5-10 GB bile çok rahat yeter. Yani 10 euroluk falan. Bunu diyorum ya öğrenci şeyi var mı tam bilemiyorum. Burada bir bakmak lazım. Ya da diyorum ya mağazasına gidip de sorabilirsiniz. Öğrenci şeyi varsa da tabii onu kullanın. Mesela işte sınırsızlar var. Heh, şöyle yapanlar da oluyor. Sınırsız alıyor, eve Wi-Fi almıyor ama mesela. Anlatabildim mi? Yani böyle de düşünebilirsiniz. Yani hem Wi-Fi ödeyecekseniz hem telefon ödeyecekseniz onun yerine sınırsız alırsınız mesela. Sadece sınırsızı ödersiniz falan gibisinden. Bu şekilde arkadaşlar yani zaten şu an paylaştım görüyorsunuz. Başka ne var? Bite demiştik. Hadi Bite'ye bakalım. Bite dedik. Türkçe'ye çevirdim. Herkes anlasın diye. Aynen Bite'nin birçok şeyi var. İşte televizyon, internet vesaire bayağı bir şey var. Ha hatta Labas bakın burada var. Labas'a tıklayınca aynen.
Muhtemelen Labastali Biten'in şeyi olabilir. Biten'in firması olabilir. Neyse biz kendi konumuza gidelim. İnternet taşınabilir şey. Yok planlar. Planlara tıklıyorum. Bakın burada ne var? Aha, aynen. Ha, sözleşmeli tabii. 24 ay sözleşmeli oluyormuş vesaire. Aynen bu paketlerde tabii sözleşme olayları falan da var. Onları da sorarsınız. Hani kaç aylık taahhütlü oluyor. Aynen taahhüt olayı. Mesela burada ne varmış? 22 avrodan başlıyormuş. 5G'lermiş. Aşağı doğru inelim. Ha, aynen. Bakın 1 GB varmış. 500 dakika Litvanya içinde konuşma ve SMS varmış. 500 dakikada ABD konuşma yani Avrupa Birliği içinde 10 euroymuş. Mesela Labas'a göre sanki biraz daha pahalı bu. Labas'ta bakalım 5 GB'ı zaten 6-8 avro falandı. Ben de mi değiştirsem ya Bite'yi? Bite aynen pahalı duruyor. Bu da böyle bakın işte 5 GB'ı 14, 10 GB'ı 18. O şekilde 5 GB'lı var, 10 GB'lı var. Böyle görebilirsiniz. Bir de son olarak Telia'ya bakalım. Başka firmalar da var arkadaşlar. Bakabilirsiniz yani tekrardan. Telia'da ne varmış? Aşağı doğru bir bakalım. Planlara gireceğiz. Pass logos aynen. Ama Türkçe'ye çevirelim. Evet buradan hizmetlere girdik. Mobil bağlantıya girdik. Aynen planlar geldi zaten. Ne varmış? Neden Telia falan? Telia bildiğim kadarıyla yani en büyük olanı. Hani bizdeki Turkcell gibi herhalde yani. Böyle en şeyi. Aynen bakın 20 GB'lık 22 avro diyor. 50 GB'lık var 26 avro. Sınırsız 30 avroymuş. Labas'ta sınırsız kaçtı? Labas'ta sınırsız daha ucuzdu. Yine bakın 17-18'di. Aynen 1 GB'lık var 10 avro. 5 GB'lık 13 avro. 13.90 yani 14. 10 GB'lık 17.90 falan. Yani bunların detaylarını görebilirsiniz arkadaşlar. Zaten doğrudan yazdığınızda planlar dediğinizde çıkar. Yani diyorum ya dükkana gittiğinizde de size satıcı aynı şekilde bu siteyi açıp buradan söylüyor yani aynılarını. Siz böyle bir hazırlıklı olarak gidebilirsiniz. Yine de gidin. Konuşursunuz hem bir İngilizce pratik falan anlamında da iyi olur. Hem de bu öğrenci olayını sormuş olursunuz güzel olur. Hem de bir dolaşmış olursunuz yani. Mesela Egis diye bir firma vardı. Aynen bakın buna da bakabilirsiniz. Ben bunların linklerini aşağı koyarım. Mesela plana ediyor. Bu telefon için bu arada. Plana ediyor bakın. Aynen. Aa, bu daha aynen uygun. Hemen hemen Labas ayarında yani. Benden buna geçsem bilmiyorum ya. Bite ben fazla ödüyorum ya. 14 avro falan. 13-14 avro ödüyorum. Yani burada mesela zaten çok internet harcamıyorum. Çünkü evde, kütüphanede, her yerde internet olduğu için. Mesela 5 GB şu bana yeter ya. Yani 8,5 avro. Hemen hemen iki katını ödüyormuşum ben. Neyse ben de bir bakayım. Bakayım değiştiriliyor mu veya nasıl yapılıyorsa. Size anlatırken kendime de şey çıkarmış oldum. Ha, Init demiştik. Init'e de bakalım. Ev interneti için. Init yazdım. Girdim. Şimdi internet bölümüne giriyorum. Türkçe'ye çeviriyorum. Ne var burada? Fiber optik internet varmış mesela. Her internetin işte megabitine göre bakın değişiyor. 100 megabit işte 3.30'dan başlıyormuş. 4, 7 avro, 9 avro vesaire. Ama bir detaylara bakalım. Mesela 100 megabitlik internetin detaylarına baktığımızda ha 24 ay taahhüt karşılığında 3.30 avroymuş aylık. Sonrasında 4.30 avro, sonra 8.5 ha 12 aylık taahhütte 4.30 taahhütsüz 8,5 avroymuş. O şekildeymiş. Bunların da şey yapalım. Ha, bu arada tabii 12 ay boyunca full böyle olmayabilir. Yani sene bittikten sonra değişiyor olabilir. Genelde öyle oluyor çünkü. Onu da sizin sözleşmenizde o detaylar yazıyor. İşte eğer Wi-Fi alıcı bu şeyi almak isterseniz de bu da kablosuz ağ diye yazmış. Yani birincisi internet, diğerisi kablosuz internet. Yani aslında bu şey. Yani Wi-Fi bu alıcısı var ya bu TP-Link falan işte. Ne deniyordu ona? Receiver mı deniyor işte şey var. Wi-Fi modem modem. Modem işte kiralayabiliyorsunuz veya satın alabiliyorsunuz modem. İşte modemin de tabii 1 gigabitse veya 100 megabitse kadar karşılayanları var vesaire. Bunları da bu hizmeti de sağlıyorlar. Kiralayabilirsiniz isterseniz. Zaten buradan talep formu oluşturduğunuzda size gelip kurulum sağlıyorlar zaten yani o şekilde. Yani buradan yazışabilirsiniz de mesela chat bölümünde bakın zaten diyor ki adınızı soyadınızı siz sorunuzu yazın biz size dönelim diyorlar yani. İngilizce falan sağlarlar iletişim yani o konuda sorun olmaz. Numarayı da arayabilirsiniz detaylarını sorabilirsiniz. Öğrenci indirimini sorun mutlaka. Init'te öğrenci indirimi oluyor.
Bizim zamanımızda yani biz yaptırmıştık. O şekilde İnit'te böyle. Bir de pillik var mesela. Pillik miydi? Nasıl yazılıyordu ya? Bir de arkadaşlar yani eğer hepsine bakmak istiyorsanız şurada Litvanya Mobile Operators diye yazdığınızda bakın burada Renkuis Lietuva diye yani Litvanya'nın böyle bilgilendirici blokları da oluyor arkadaşlar. Mesela bakın ha ben anlattığım size Ejis, Labas, Telia bir tane mesela Tele2 varmış. Hadi bakalım. Pildik aynen ya Pildik diye yazılıyormuş ya. Ha mesela bakın burada Tele2 da varmış. Planlar diyoruz. Konuşma planları dedik. Aynı şekilde bakın 5 GB 11 euro. İşte 10 GB 15 euro. Fiyatlar da güzelmiş mesela bakın Tele2'da. Aynı şekilde pillik var. Bunun da bakalım. İngilizce seçebiliyoruz. Güzel. Ha, ama Türkçe'ye çevireceğiz tabii. Aynen. Ne varmış? Planlar ve internet diyor. Planlara girelim. Aynen. Büyük Britanya falan tarzı bir şeyler söylemiş de. Bunun İngilizcesi neymiş? GB'yi Great Britain diye çevirmiş ya. Yani ondan dolayı şey yazıyormuş. Neyse. Aslında gigabyte yani. 10 GB'ı işte bakın 10 euroymuş yine burada da. Yani konuşma paketleri farklı. İşte sonsuz konuşma 11. 200 dakikalık konuşma 8 euro falan böyle. Daha kısa süreli istiyorsanız işte 1 haftalık vesaire planlar da var. Şöyle detaylarına girdiğinizde zaten bakın tüm her şey yazıyor. Bu pillik de güzel. Buna da bakabilirsiniz yani. O şekilde. Evet arkadaşlar bu videoda da Litvanya'daki telefon operatörlerinden ve ev interneti ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bana sorularınız olursa yine fikir alışverişi yapmak isterseniz de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kolay gelsin. Hoşça kalın.